Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında nokta analitiği konusundaki oranlı bölen nokta ve ağırlık merkezi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de AC doğru parçası üzerinde alınan B noktasının koordinatları 4'e 3 olarak verilmiş. Ve şöyle de bir oran verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Hemen K ve 2K'yı yazalım. A 6'ya 1 olduğuna göre C noktasının koordinatları nedir diye soruluyor. Bak şimdi. Buradan buraya 2 mi azalmış? Evet bak Oran orantı yöntemiyle yapacağız. Formül var mı? formüle gerek yok. Buradan buraya 2 azalmış. 2 azalmış. 2K'da K'dan 1 azalır. Aa, buradan buraya bu yönlü gidiyoruz ya. Buradan da buraya K var. K'da 1 azalacak. O zaman burası 3 olacak. 1'den 3'e kaç artmış? 2 artmış. O zaman K'da da 1 mi artar? Evet. 2K'da 2 artmışsa K'da 1 artar. E buradan buraya K'da. Şuradan şuraya K var ya bu yönlü. 1 artacak. 3'ten de 1 arttırdığımızdan 4 yapar. Yani noktamız ne yaptı o zaman? C noktası 3'e 4 oldu. Evet örnek 1'i böylelikle 3'e 4 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. 4'e 3 ve B eksi 2 12 olmak üzere C eleman değil AB demiş. Bak bak bak. Şimdi dikkat et. AB doğru parçasını çizdik. AB doğrusunu çizdik daha doğrusu. Şurası A noktası. Burası A noktası. Şöyle. Şurası da B noktası. Şimdi C eleman AB deseydi yani bu İçten bölen deseydi AB'nin içinde alacaktık. Dıştan bölen deseydi AB'nin dışında alacaktık. C eleman değil AB demiş. Bu da dıştan bölen demekle aynı. AB uzunluğu 3k olacak, BC uzunluğu 2k olacak. Bak şimdi. Bizim C noktası ya burada sağ tarafta olacak ya da burada sol tarafta olacak. Şimdi AB uzunluğu 3k, BC uzunluğu da 2k ya. AB uzunluğu 3k, BC uzunluğu 2k. Burası olamaz yani C solda olamaz. C nerede olacak o zaman? Burada olacak. Buradaki oranlamalar C'nin sağda ya da solda olmasını belirtiyor. Evet A noktası neydi? 4'e 3'tü. B noktası neydi? Eksi 2'ye 12'ydi. Şimdi şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. 4'ten eksi 2'ye. 3K'da ne kadar azalmış? Hocam 3K'da 4'ten 0'a. 4 azalmış. 0'dan 2'ye de 2 azalmış. Toplamda 6 azalmış. O zaman K'da kaç azalır? 2 azalır. E, buradan buraya ne var? 2K var. 2K'da azaldığı durumu da bulalım. İstersen 5 kda azaldığı durumu da bulabilirsin. 2K'daki azaldığı durumda 4 olacak. 2K'da azaldığı durum buradan bakacağım ya o zaman 4 azalacak. Eksi 2'den 4 azalttığım zaman eksi 2 eksi eksi 6 yapar buradaki nokta. 3'ten 12'ye 9 artış var. Bak 3K'da. 3K'da 9 artmış. O zaman K'da 3 artar. Biz 2 kda artışla da azalışa bakıyoruz. 6 artar. O zaman 2K'da 12'den 6 artacak. Burası da 18 yapar. Yani noktamız ne yaptı? Eksi 6'ya 18 noktası yaptı gençler. İkinci soru böylelikle bu yaptı. Geldik 3'e. Uç noktaları şu şekilde verilmiş ve oran verilmiş bize. K ve 2K verilmiş. Alibey uzunluğu K, BC uzunluğu 2K. Şimdi arkadaş buradan buraya var. Sayılar bak burada. 5'ten nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. Ne kadar da? 3K'da. Hemen bakıyorum. 3K'da 5'ten 2'ye 3 azalmış. K'da kaç azalır o zaman? Bak bu yönle gidiyorum. Yönüne de dikkat bu arada. K'da 1 azalır diyeceğiz. E buradan buraya K var zaten. Sıkıntı yok. 5'ten 1 azaltacaksın. Burası 4 yapar. 3'ten 6'ya 3 artmış. 3 K'da 3 artmış. K'da 1 artar. E o zaman K'da 1 arttır. O zaman burası da 4 mi oldu? 3'ten 1 arttırıyoruz. 4 yapar. Yani noktamız ne yaptı o zaman? X virgül Y noktası 4 virgül 4 yapar. Örnek 3'ü de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. Köşeleri ABC olan ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatı. Ağırlık merkezi koordinatı apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali ve ordinatlar toplamının da 3'e bölünmüş hali. Yani ne yapıyor o zaman? 8, 9 bölü 3'ten 3'e 6 bölü 3'ten 2 yapar. 3'e 2 noktası yaptı. 4. soruyu bir geldik 5'e. Ağırlık merkezi bu şekilde verilmiş. Yani 2 artı 1 artı x bölü 3'e ağırlık merkezi koordinatı 5 artı 4 artı y bölü 3 eşittir. 0'a 4 mi olacak arkadaşlar? Evet. Bu buna 0 eşit olacak. Yani 3 artı x bölü 3 eşit 0 ise 3 artı x eşit 0 demek. X'i de böylelikle eksi 3 buluruz. Şuranın da eksi 4 olması lazım. Hocam 9 artı y bölü 3 eşittir. Eksi 4 ise 9 artı y eşittir. Pardon 4'müş burası. Artı 4. O, bu 12 yaptı. Y'yi de buradan 3 bulduk. X artı Y isteniliyor bizden. O zaman eksi 3 artı 3'den cevap 0 çıkar. Örnek 5'i 0 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde şöyle bir nokta verilmiş. Ağırlık merkezi isteniliyor bizden. Bir kere şurası kaç birim? 4 birim. Burası 2. Dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı. 4'ün karesi 2 çarpı A değil midir? Evet. 4'ün karesi eşittir 2 çarpı A'dan. 16 bölü 2'den A'yı 8 buluruz. A 8 ise eğer 8 birim solda. X 8'e 0 noktası var. E ağırlık merkezi koordinatı nedir? Apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali. Eksi 8 artı 0 artı 2 bölü 3'e. E 0 artı 4 artı. Bak şu noktalara bakıyorum. ABC'nin köşeleri bunlar ya. E 0 artı 4 artı 0. 0 artı 4 artı 0 bölü 3. isteniyor bizden. Yani eksi 6 bölü 3'ten eksi 2'ye. Kaç yapar burası? 4 bölü 3 mi yapar? Evet. Eksi 2'ye 4 bölü 3 noktası yaptı. Ağır merkezi koordinatı. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde ÖSYM tarzı test bilim çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.